efendim. Şöyle bakalım. Önce bir kere hayırlı olsun, uğurlu olsun, bereketli olsun diyelim. Bir. Ama mevcut yeni asgari ücrette ne alabildiğimize bakalım. Mesela un. Mesela şeker. Mesela et. Mesela ev kirasını karşılama oranı. Mesela çeyrek altın. Çeyrek altın 1470 lira oldu. Bütün bunlarla karşılaştırma da yapalım ki alım gücümüzü görelim. Ama dediğim ya efendim Dakika bir, gol bir. Dolardaki yükseliş anında akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin 56 kuruş zamlandı, litresi 11 liraya dayandı. Benzinde zam gelmesi aslında her şeye zam gelmesi demek. Biz de şaşırdık artık her gün bir iniyor bir kalkıyor. Biz de hesap kitabımızı daha yapamıyoruz. Dolar kurundaki yükseliş zam olarak yansıyor vatandaşın cebine. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor kurdaki artışla birlikte. Doğrudan etkilenense akaryakıt fiyatları oluyor. Vatandaş ilk olarak yansımayı akaryakıt istasyonlarında hissediyor. İnsanlar toplu taşmayı tercih etmiyor çünkü hastalıktan dolayı. Vatandaşın cebinde ekstra sürekli para çıkıyor ama para girmiyor. Ya giriş yok çıkış yok. Merkez Bankası'nın faiz indirimine gittiği, doların lira karşısında tarihi zirvesini gördü. Türk lirasının döviz karşısında eridiği günün akşamında benzine zam geldi. Her gün zam geliyor. Türkiye'nin durumu da hiç iyi değil yani. Son olarak 8 gün önce 77 kuruş zamlanmıştı benzin. Yetmedi. Dün bir kez daha zamlandı. 16 Aralık'tan 17 Aralık'a döndüğü anda takvimler benzinin litresine 56 kuruş zam geldi bu da. Bir depoda ortalama 28 lira zam demek. Açıkçası çok korkuyorum. Herhalde toplu taşıma kullanacağız böyle giderse. Bu vatandaşın haline yazık ya. Ne kadarlık almaya geldiniz? 50 liralık 100 liralık. Ne yapalım abi? Gelen zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da ortalama 10 lira 89 kuruşa, Ankara'da 10 lira 97 kuruşa, İzmir'de 10 lira 98 kuruşa yükseldi. Bazı illerde ise 11 lirayı gördü benzin.